Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min kulli şeyin halakna zevceyn leallekum tezekkerun. Fefirru ilallah inni lekum minhu nezirun mubin. Sadakallahul azim. Yarı final kürsüsünde yarışma nimetini bana bahşeden ve final kürsüsünde konuşma umudumu capcanlı tutan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Arşın kubbelerine adı nurla yazılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Fikirleriyle bizlere ışık tutan kıymetli hocam, hitabet heyecanında hakkaniyet üzere kalemlerini raks ettiren saygıdeğer jüri üyeleri ve heyecanımıza heyecan katan kıymetli FMTV izleyicileri, İslam'da aile hayatı konusu ile huzurlarınızdayım. Rabbim Celle Celaluhu en faydalı bilgileri anlatma kabiliyetini bizlere, en güzel şekilde anlama kabiliyetini sizlere, anlatılanlarla amel etmeyi de cümlemize ikram eylesin. Aile hayatı başlı başına ele alınıp tahlil edilmesi gereken en önemli hususlardan birisidir. Çünkü aile her toplumun en küçük birimi fakat en temel yapılarıdır. Saygı, sevgi, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk gibi insan olabilme faktörlerinin en temel eğitim fakültesi ailedir. Avukat olmak isteyen hukuk okur, doktor olmak isteyen tıp okur ama insan olabilmenin bir okulu varsa o da ilk eğitim merkezimiz olan ailelerdir. Aşk sevmek midir yoksa sevilmek midir? Aşk ne sevmektir ne de sevilmektir. Aşk sevgide bütünleşebilmektir. Senin için Roma'yı yakarım diyerek başlayan aile hayatları sevgide birleşemedikleri için birbirlerinin hayatlarını yakarak yuvanın hüsranla yıkılmasına sebebiyet vermektedirler. Böylece çektiği her şut korner olan aşıkların piyasaya gol yiyeceği fırsatlar vermesi de kaçınılmaz oluyor. Oysa hayat ne kadar güzel olurdu insan hem aşık hem de sadık olmayı becerebilseydi. Buradan da anlaşılıyor ki aşk nefsine hakim olan yiğitlerin işidir. Önce edep, önce ahlak, önce insan olabilmektedir aşkta mutlu olmanın formülü. Rabbim Celle Celaluhu herkese birbirini kırmakta, birbirini incitmekte haya eden eşler nasip eylesin. İslam nimetinin asil evlatları ve şerefli anne babaları, bir ülke asla ekonomik kalkınma ile refaha kavuşamaz. Bir ülke ancak eğitim ve ahlak ile refaha kavuşabilir. Öncelikle kendi nefsimizden başlayarak tüm aile fertlerinin İnsani, İslami ve ahlaki terbiyesiyle birebir daha yakından ilgilenirsek işte o zaman toplumsal refaha kavuşabiliriz. Çocuklarımıza ibadetleri öğretirken onlara ahlaklı olmayı da öğretelim. Yoksa çocuklarımız namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci ve şehadet getiren bir terörist olabilir. Unutmayalım ki anne ve babaların aydınlatamadığı çocukları şarlatanlar aldatır. Eğer biz neslimizi terbiye etmez isek nesil bizi terbiyesiz eder. Urfalı diyor ki en güzel sabahlar isotla başlar. Kayserili de diyor ki en güzel sabahlar sucukla başlar. Karadenizli de diyor ki en güzel sabahlar hamsiyle başlar. Kof sevdalı biri de diyor ki en güzel sabahlar aşkımla başlar. Ama biri de demiyor ki en güzel sabahlar ailece kalkılan sabah namazıyla başlar. Selam ile İslam'ı birleştirmeden, eman ile imanı birleştirmeden istikbale yürüyemeyiz. Burada bize düşen vazife
İslam'ın çocukları olduğumuzun şuuruna ererek hareket etmektir. Aile içerisinde baba her daim nöbetçi eczane gibi olmalıdır. Yeri geldiğinde en dayanılmaz acılara gripin olacak, yeri geldiğinde en yüksek ateşlere aspirin olacak ve çoğu zaman da ailesinin mutluluğunu tesis eden vitamin olacak. Yani hanımının kalbine, çocuklarının da gönlüne iyi gelmesini bilecek. İçerisinde çocukların hadis duymadığı, hanımların ayet duymadığı ve hatta içerisinde bir ilmihalin dahi okunmadığı evlerde huzuru tesis etmek mümkün değildir. Gözlerini İslam'a karşı kapatanlar, kulaklarını ayeti kerimelere karşı tıkayanlar, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahkam ve hükümlerini bir kenara bırakıp da dünyanın heva ve hevesine dalanlar, kısacası İslam'dan uzaklaşanlar, göz göre göre aile yapısının tam kalbine hançer saplamıştır ve aileyi büsbütün kanser etmiştir. Biz İslam'la var olduk ve biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber 600 yıl boyunca 4 kıtada hüküm sürdük. At sırtında Viyana kapılarına kadar dayandık. Endülüs sahillerinde abdest alıp Çin Seddi'nde namaz kılan bir ecdadın torunları olarak ne zaman ki İslam'dan uzaklaştık, işte o zaman ekonomik tufanlar ticaretimizi yıktı, fitne tufanları da ailelerimizi paramparça etti. Öyleyse fefirru ilallah, Allah'a koşun. Bu dünya gurbettir, memleket isteyen Allah'a sığınsın. Dudaklarımızın Allah adıyla ıslanmadığı her anımıza pişman olacağız. Değerli anneler, kıymetli babalar, hayatının baharındaki gençler, kafe köşelerinde pinekleyen kardeşlerim, bakın toplumun içerisinde bulunduğu şu tufanlardan kurtulmanın tek yolu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmakla mümkündür. Ekonomik tufanlardan kurtulmak için, ailevi tufanlardan kurtulmak için ve hatta ahlaksızlık tufanlarından kurtulmak için bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaptanlığında Nuh aleyhisselamın gemisine binme vaktidir. Bugün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yeniden hicrete çıkma vaktidir. Toplumun her ferdinin şirkten, küfürden, isyandan, zinadan, faizden ve kumardan peygamber rehberliğinde yeniden kurtulma mücadelesi verme vaktidir. Mescid-i Nebevi'de kurulan ilim halkalarını yeniden evlerimize taşıma vaktidir. Rabbim Allah'tır dediği için kızgın çöllerde işkence edilen, imanda azmin ve sebatın sembolü olan Ammar bin Yasir'leri yeniden yetiştirme vaktidir. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir dediği için kızgın demirlerle vücutlarındaki etleri cayır cayır yakılan Habbab bin Eritlerin yeniden şahlanmasına vesile olma vaktidir. Sinesinde taşıdığı iman ile Medine semalarına hayya alel felah diye seslenerek bütün insanlığı kurtuluşa davet eden ve müminleri bir safta birleştiren Bilal-i Habeşilere ihtiyacımız var. Kendisi cennetle müjdelendiği halde azap ayetlerini duyunca atından düşen Hazreti Ömerleri yetiştirecek dirayetli anne ve babalara ihtiyacımız var. Amacımız asla insanları memnun etmek değildir. Bizim bir tek amacımız var, o da Rabbimizi razı etmektir. Her sinirlendiğinde bağıran anneler, her ihtiyacı olduğunda kredi çeken babalar, her bunaldığında sigaraya sarılan gençler, bulduğu her fırsatta şehvete malzeme olan bacım ve tuttuğu takımının attığı her golde ayağa kalkan ama Müslümanlar ezilirken sesi bile çıkmayan taraftarlar, siz kimi memnun ettiğinizin farkında mısınız? Yahudinin internet afyonu bizi esir almış, şeytan bizi dünya sevgisiyle tuzağına düşürmüş. Farkında mıyız? Arkadaşlar, mutlu bir aile hayatı emek ister, gayret ister, ilmek ilmek dokunmak ister, nakış nakış işlenmek ister. Adım adım mesafeleri aşarak,
tane tane yaraları sararak, dua dua yalvararak yeniden eğilelim ve yeniden eğitelim gencecik fidanlarımızı. Eğitin, öğretin. İslam dünyası himayesiz kaldı. Mürekkep damlamayan İslam coğrafyalarında kan damlıyor, kan. İslam'ın yüceliğinin ve azizliğinin vesikası olan camilerimiz bizim Hira mağaralarımızdır. Medreseler bizim Aynen tepelerimizdir. Terk etmeyin medreseleri ve mescitleri. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar, mısralarından ilham alarak bugün için yeniden kendimize çeki düzen verelim ve yeniden mümin olmanın yollarını araştıralım. Hayatımızı baştan başa yeniden gözden geçirelim. Giderek yozlaşan ve sapkınlaşan dünya arenasında evlerimizi Darul İslam yaparak Kur'an ve sünnet kültüründe yeniden inşa edelim. Tefekkürün bir iman anahtarı olduğunu asla unutmayalım. 124 bin sahabe efendilerimizin ilim ve irfan ile olan ilişkileri bugün aile fertlerinin telefon ile olan ilişkileri gibiydi. Kendimize gelelim ve şu rahat zamanımızda Rabbimize yönelmenin yollarını araştıralım. Şu soğuk kış gecelerinde evlerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlatalım. İlmihal'in sıcaklığıyla ısıtalım. Hadis ve adab-ı muaşeret dersleriyle yeniden huzuru evimizde tesis edelim. Son olarak mutluluğu teknolojide, modern binalarda, lüks araçlarda aramak tatmin olmayan vicdanların avuntusudur. Huzur ve mutluluk ne sarmaların inceliğindedir, ne pastaların lezzetindedir, ne de odun ateşinde yapılan semaverdedir. Gerçek huzur İslam'ladır. Ruhumuzu iyileştirecek hiçbir ilaç yoktur ve müzik hiçbir zaman ruhun gıdası olmamıştır. Ruhumuzu arındıracak yegane ilaç İslam'dır, imandır, Kur'an'dır, sünnetullah'tır, daha da ötesi Allah'tır. Sofranız afiyetli, rızkınız bereketli, kararınız isabetli, yuvanız muhabbetli, evlatlarınız itaatli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kainatı yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden, bizleri hidayet yoluyla şereflendiren, cümle mülkün Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Salatü selamlar, tüm tazim ve hürmetler, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Sevgili hocam, saygıdeğer jüri üyeleri ve ekran başında bizleri seyreden kıymetli FM TV izleyicileri, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve bereketi üzer ve üzerlerimize olsun. Allah Celle Celaluhu ayetinde, وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinle savaşanlara karşı, sizinle mücadele edenlere karşı Allah yolunda siz de mücadele edin, savaşın buyuruyor. Peygamberimiz üzerine miğferini giyip, kılıcını kuşanıp, ordularının başında yürüdüğünde başladı bu kutlu fetih yürüyüşleri. Gözlerinin gördüğü yerleri vatan bildiler. 3000 kişiyle 100 bin kişinin karşısına korkmadan, korkusuzca yürüdüler. Peygamberimizin gayesiydi İslam'ın önündeki engelleri tek tek kaldırabilmek. Medine'de elleriyle hazırladığı ordu Mu'te sahrasında Bizans'ın karşısına çıktı. Bir anda savaş başladı, kılıç sesleri şimşeklerle yarıştı.
Peygamberimiz beyaz sancağı emanet ettiği Hazreti Zeyd meydanda şehit düştü. Eline aldığı sancağı canından aziz bilen Hazreti Cafer de canım Resulullah'ın yoluna feda olsun diyerek orada canını teslim etti. Garip kaldı Resulullah'ın sancağı Mute diyarında. Peygamberimiz o kutsi emaneti Abdullah bin Ravaha'ya emanet etti. Savaş iyice kızışmış, Müslümanlar yorulmuştu. Bir asker Abdullah bin Ravaha'nın yanına gelerek, efendim 3 gündür ağzınıza bir şey koymadınız, şu lokmayı ağzınıza koyun dedi. 3 gün sonra bir lokmayı ağzına koyacak olan Abdullah bin Ravaha tam elini ağzına götürdüğü sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan ashab-ı ikrama Bizans'ın o çirkin askerlerinin saldırdığını görünce bir anda atılarak kendine kızarak ey benim nefsim sen hala dünyada mısın deyip atıldığında düşman üzerine orada canını teslim etti. Bütün bunlar olup biterken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bulunuyor. Olup biteni ashabına anlatıyor. Gözlerinden akan yaşlar üzerini ıslatıyordu. Şimdi Zeyd şehit oldu. Düşmanın üzerine hücum eden Cafer ile Abdullah şehit oldu. İslam'ın sancağı Allah'ın kılıcı olan Halid bin Velid'in elinde harp kızıştı, ateş tutuştu. Allah'ım sen ona yardım et dediğinde İslam askerleri 100.000 kişilik orduyu kovalamaya başladı. Allah'ın yardımı yağmurların toprağa düştüğü gibi İslam'ı bir adım ileri götürmek isteyen, vatan ve millet için mücadele eden ashab-ı ikramın üzerine Allah'ın yardımı inmeye başladı. Hangi topluluk Allah için mücadele eder, Allah o topluluğa mutlaka yardımıyla tecelli eder. Asr-ı Saadet'in büyükleri yaşadıkları hayat boyunca tek gaye ve amaçları yürüdükleri yerleri vatan kılmaktı. Gayeleri aynıydı, amaçları birdi. Bitmeliydi Bizans'ın ve onların torunlarının kirli ve sahte düzenleri. Ezan sesleri minarelerden yankılanmalıydı. İslam'ın sancağı bayrağı kalelerde dalgalanmalıydı. Medine'de başlayan devletleşme geleneği bir bir yayılmıştı. Zamanıyla Irak ve Şam toprakları teker teker fethedilerek birer İslam vatanı haline getirirdi. Bizler Allah yolunda vatan millet için canla başla mücadele eder isek bulunduğumuz beldeleri Allah güvenli kılacaktır. Ayeti kerimede ve iz kâle İbrahim Rabbi ceal hâzâ beleden âmine. İbrahim aleyhisselam Mekke'yi inşa ettikten hemen sonra ellerini kaldırmış. Ya Rabbi sen bu şehri emniyetli kıl diye dua etmiştir. Allah Celle Celaluhu da ayetinde ve men dehalehu kâne âmine. Kim Mekke'ye sığınırsa o emniyettedir buyurmuştur. Ahmet. Vatan müminin dinini özgürce Ahmet. Yaşayabileceği yurdudur. Kişinin en büyük atanı, kişinin en büyük atası vatanıdır, namusudur. Müslümanların yaşadığı topraklar takva ile yönetildiğinde muhafazası mutlaka Allah'tandır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi aslen imandandır. Yine aynı şekilde Allah ve Resulü için, vatanı ve namusu için mücadele eder, cihat eder, bu uğurda canını verirse Allah katında şehitlik makamına ulaşır. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتْ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda vatanı uğrunda mücadele edip şehit düşenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler buyurarak övgüye mazhar kılmıştır. Bir millet, bir topluluk yaşadığı toprakları kendisine vatan kılamadığı sürece mülteci konumundadır. Bugün ezan sesleriyle inleyen, Allah ve Resulüne iman eden toplulukların yaşadığı Anadolu toprakları bundan 1000 yıl önce Bizans'ın kirli çan sesleriyle inliyor, kilisenin çanlarıyla yankılanıyordu. Sultan Alparslan araladı Anadolu'nun kapılarını 1071'de. 70.000 kişilik ordusuyla 300.000 kişinin karşısına korkmadan çıktı. Döndü askerlerine,
ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olur cennete giderim dediğinde Bizans'ın yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Artık Anadolu Müslümanlara kapılarını açmıştı. Ezan sesleri Allahu Ekber nidalarıyla yankılanmaya başlamıştı. Ancak zamanıyla yıpranan devlet çökmeye yüz tutmuş, Müslümanlar başsız ve devletsiz kalmıştı. Dönem belirsizlik dönemiydi. Bir gün Şeyh Edebali Hazretleri Osman Gazi'yi yanına çağırır. Genç yaştaki Osman Gazi'ye bir an sultanım diye hitap etmeye başlar. Bu ithama şaşıran Osman Gazi, efendim ben sultan değilim der. Osman Gazi Hazretleri Şeyh Edebali'ye böyle itham edince Şeyh Edebali Hazretleri de ona dönerek ey Osman artık sultansın, yanına ehil ve adaletli kimseleri al, devletini de ilan et dediğinde 623 yılda Varna'dan Van'a, Belgrad'tan Bağdat'a, Kırım'dan Kıbrıs'a varan 19 milyon 902 bin kilometre kare toprağı vatan kılacak devletin de temelleri atılmıştı. Küçücük bir çadırda kurulan devlet Orhan Gazi ile Avrupa'ya ayak bastı. Bu devlet Sultan Fatih ile İstanbul surlarını yerle yeksan etti. Bizans'ı, o kirli fitnenin merkezini tarihin sahnelerine gömdü. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Viyana'nın kapıları dövüldü. Viyana inliyor. Sultan Kanuni Sultan Süleyman içeri girmeye çalışıyor. Ey biçare-i Müslüman! Hakikatte Bağdat bizimdir. Şam senin. Peygamberimizin yol göstererek Yavuz'un girdiği Kahire var ya, orası bizim. Diyordu ya hani Bizans'ın, Konstantin'in kralları, buranın surlarını kimse geçemez. Fatih çıkmıştı karşısına, ya İstanbul beni alır ya ben onu demişti. Ey alemi İslam, İstanbul bizim. Avrupa'dan Asya'ya, Kafkaslardan Balkanlara bu topraklar ne gayelerle alındı? Amaç neydi? Niçin, neden fethedildi? Bunun gayesi bir kare toprak edinmek miydi? Sultan Fatih Hazretleri bir şiirinde bu gayenin ve amacın ne olduğunu şöyle aktarır. Peygamberimize ithafen, ben senin ümmetinim, ben senin ümmetinim, ben senin ümmetinim, senden ben senin ümmetinim, sensin benim efendim ya Resulallah. Senden gayrı, senden başka efendi istemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem, bu vatanı da istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un, yakarım bu şehri yüzündeki bir tebessüm için diyerek gayenin ve amacın Allah ve Resulü uğrunda, vatan ve millet uğrunda bir mücadele olduğunu aktarmıştır. Bu toprakları bizlere vatan kılmak için mücadele edip canlarını verenler şehit olmuş, âli yüce derecelere ermişlerdir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Sözlerimi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şu sözleriyle bitirmek isterim. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi, saltanat dedükleri bir cihan kavgasıdır, olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekat. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Varlığımızı ve yaratılışımızı merhamet üzere kuran, bizlere günde beş vakit miracı lütfedip namaz ile şeref yap kılan, alemlerin Rabbi olan
Allah Azze ve Celle Hazretlerine hamdü senalar olsun. Amin. Gönüller minberinin biricik hatibi, beyan mihrabının eşsiz imamı olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Salatu selam, tahiyyetu ikram, her türlü ihtiramına, onun muazzez ve mutahhar ehli beytine ve ashabına olsun. Amin. Kıymetli hocalarım ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz, geceniz hayırlı, ömrünüz bereketli, sıhhatiniz daim, aileniz nur, evladu iyaliniz huzur olsun. Namaz, Allahu Teala'nın Bismillahirrahmanirrahim قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُق۪يمُ الصَّلَاةِ İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar buyurarak defalarca Kur'an-ı Kerim'de iman ile birlikte emrettiği bir ibadet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en zor ve hüzünlü günlerinde Yüce Rabbimiz tarafından bir lütuf ile hediye edilmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde gözümün nuru buyurduğu en sevdiği ibadet. Namaz, kulluk davetine icabet, ibadetlerin her çeşidini içeren nurani bir yükseliş, ruhi bir diriliş faaliyeti. Namaz, Rabbimizle kurduğumuz en güçlü sevgi iletişimi, kulun Rabbi ile konuşma anı, huzurunda huzur bulduğumuz, durulduğumuz ve onu yüreğimizden de yakın hissettiğimiz an. Kutlu Nebi'nin hadisi şeriflerinde buyurduğu beyanıyla mümini beş vakit yıkayan ve arıtan bir ırmak. Öyle bir ırmak ki rahmet denizine, sonsuzluk ve vahdet iklimine doğru akıp giden ve Rahman'ın kapısına bir melek edasıyla dokunuştur namaz. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği üzere Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz insanı hayalıktan ve kötülükten alıkoyar ayeti kerimesini hayatına rehber kılanların kılavuzudur namaz. Ailemizde mutluluğun, çocuk eğitiminde başarının, ticarette karın, dar günde sabrın, zor günde mücadelenin sırrıdır namaz. Kulluğumuzun en önemli nişanesi, Allah'tan gayri tüm güçlere bir baş kaldırı ve dik duruşumuz. Garibin, mazlumun en sağlam sığınağı, güçlünün ve kahramanın vazgeçilmez pusatıdır namaz. Namaz şükürdür, namaz zikirdir, namaz temizliktir, namaz kıyamdır, namaz duadır, namaz sadakattir. Yüce Rabbimizin elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz miyim sualine, galu bela, evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin cevabına sadık kalmaktır namaz. İnsan namaz kılar, namaz insanı insan kılar. Aslında biz namaz kılmayacağız, biz namazı ikame edeceğiz. Ayağa kaldıracağız, diri tutacağız, görevimizi layıkıyla yapacağız ki namaz bizi kılacak. Namaz bizi insan kılacak. Namaz bizi mümin kılacak. Hanemizi huzurlu kılacak. İşimizi, aşımızı bereketli kılacak. Namaz bizi cennete aday kılacak. Resulullah'a komşu kılacak. Allah'a layık kul kılacak. İnşallah. Aslında namaz kılmak, huzura durmak biraz da şu demektir. Allah'ım yine ben geldim. Yüzüm yok ama yine de geldim. Bu gelişi sevmek say, bu gelişi kefaret say. Ne olur Allah'ım yüzüme koyduğum ellerimi geriye indirmeden affıma say. Bu gelişi, bu duruşu, bu rükuyu, bu secdeyi seni sevdiğime şahit say. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kış günü dışarı çıkmıştı. Ağaçlardan yapraklar dökülüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın dalını tutunca ağacın yaprakları daha çok dökülmeye başladı. Bunun üzerine ya Ebu Zer buyurdu. Buyur ya Resulallah dedim. Müslüman bir kul
Allah'ı razı etmek için namaz kılarsa onun günahları şu yaprakların bu ağaçtan döküldüğü gibi dökülür buyurdu. Kıymetli Müslümanlar, şayet namaza kulak vermezsek, namazımızı ihmal eder de dinimizin direğini yıkarsak, Müddessir suresinde zikredilen şu ayeti kerimelere muhatap olmamız inkar edilemez bir gerçektir. Bismillahirrahmanirrahim. İlla ashabel yemin fi cennati yetesaelun anil mücrimin ma selekekum fi sagar. Defteri sağdan verilenler cennetler içindedirler buyuruyor Rabbimiz. Ve o cennetteki müminler cehennem ehline sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Cehennemdekiler cevap verir. Galu derler ki lem nekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Cehennem ehlinin ilk cevabının namaz olması başımızı iki elimizin arasına alıp derin derin düşünmemizi gerektiren bir hakikattir. Bir de Maun suresinde zikredilen şu zümre var ki namazlarını ciddiye almayanları, namazı gösteriş için kılanları ve o kıldıkları namazın kendisini kötülükten alıkoyamadıklarını, her türlü hayra engel olmaya çalışanlar için feveylül lil musallin, yazıklar olsun o namaz kılanlara buyurmuştur Rabbimiz. Değerli Müslümanlar, namaz kılmayan kişinin, namazı hafife alan kişinin Allah ile bağlantıları kopar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den uzaklaşır. Nasibi tıkanık olur, yolu kapalı olur, köprüsü yıkık olur, vicdanı simsiyah olur. Beyin perdeleri kararır ve ruhu ölür. Günümüzde takip edin, bir hastaneye gidiyorsunuz, hastaneler tıklım tıklım. Sanki bütün dünya hastalanmış da hastaneye akın etmiş. Bir yola çıkıyorsunuz, yollar tıklım tıklım. Sanki herkes işini gücünü bırakmış, yollara dökülmüş. Alışveriş merkezlerine bakıyorsunuz, tıklım tıklım. Sanki bütün şehir alışverişte. Fakat camilere bakıyorsunuz, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış. Ey Müslümanlar! Gelin namaza hayatımızın merkezinde yer açalım. Hayatımızın ne kadar düzene girdiğini göreceğiz. Çocuklarımızın gönlüne nakış nakış işleyelim namazı. Anneler, evimizde namaz kılarken kapalı kapılar ardında yalnız başımıza değil, çocuklarımızın gözleri önünde kılalım namazı. Secdelerimizi kazıyalım onların bilinçaltına. Bırakın farkında olmadan önünüzden geçiversinler. Bırakın siz secdedeyken boynunuza binsinler. Hazreti Hasan Efendimiz değil miydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken sırtına binen? Babalar, ellerinden tutun ve camiye götürün çocuklarınızı. Tanıştırın imam efendiyle, kaynaştırın cemaatle. Bırakın koştursunlar, eğlensinler Allah'ın evinde. Camide yaşlı bir dededen alacakları bir şeker, onların damağına glikoz değil, namazın tadını bırakacaktır. Hocalar, hoca efendiler, görevlisi olduğunuz camilerde ortamlar hazırlayın çocuklarımız için. Onların gönlüne öyle bir girmeliyiz ki babalar çocuklarını getirmese de çocuklar babalarını sürükleye sürükleye getirecektir camiye. Evlatlarımız hakkında rızık ve gelecek endişesi taşıdığımız kadar yavrularımızın Allah'ı bilmesini, sevmesini ve secde etmeme endişesini Rabbim bizlere ikram eylesin. Konuşmamı Taha suresi 132. ayeti kerimede emredilen şu emri ilahi ile noktalamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'mur ehleke bis-salati ve'stabir 'aleyha. La nes'eluke rizqa. Nahnu nerzuquk ve'l-'aqibatu lit-taqva. Ailene namazı emret. Sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Güzel akıbet takva sahiplerinindir. Sadakallahul azim. وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْكَرِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Çok değerli hocam, kıymetli jüri hocalarımız ve saygıdeğer FMTV izleyicileri, hitabet yarışmasına FMTV ekranlarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben de sizlere İslam'da adalet konusundan bahsedeceğim inşallah. Adalet, dinimiz İslam'ın çok önem verdiği konulardan birisidir. Ve İslam adalet dinidir. Yüce Rabbimizin mübarek isimlerinden birisi de El-Adl, yani kullarına adaletle hükmedendir. Her cuma günü hutbeden sonra okunan Nahl suresi 90. ayeti kerimede buyuruluyor ki: Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil kurbâ ilâ âhiril âyeh. Sadakallâhul azîm. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Diğer bir ayeti kerimede Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adl. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin buyurulmaktadır. Nisa suresi 58. ayet. İslam ümmeti bu ilahi emirleri yerine getirdiği dönemlerde yeryüzü hep adaletle dolup taşmıştır. Çünkü adalet mülkün temelidir. Devlet yetkilisi halkına, amir memuruna, baba çocuklarına, öğretmen öğrencilerine, satıcı müşterisine, işveren işçilerine, ev sahibi kiracısına, kısacası herkes muhatabına karşı adil olmalıdır. Adaletin olmadığı cemiyetlerde zulüm, anarşi ve terör hakim olur. Şu kısacık dünya aleminde hak, hukuk ve adaleti çiğneyerek yakayı kurtardığını zannedenler unutmamalıdır ki kıyamet günü ilahi mahkeme kurulacak ve hakimlerin hakimi olan Allahu Teala'nın huzurunda boyun büküp hesap vereceklerdir. Allah'ın adaleti kesindir. Allah Resulü en yakınları bile olsa hep adaleti esas almış, hükümleri, kanunları herkese eşit olarak uygulamıştır. Buna bir iki misal verecek olursak, Bedir Savaşı'nda alınan esirler arasında Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas da vardı. Esirlerin elleri bağlı, Hazreti Abbas'ın elleri de bağlanmıştı. Esirler fidye karşılığında serbest bırakılmaya başlanmıştı. Ensardan bazıları Hazreti Abbas'ın Allah Resulü'nün amcası olduğunu öğrenince onun fidyeden affedilmesini istediler. Bunu duyan Allah Resulü, "Hayır, asla böyle bir şey olamaz. Onun tek bir dirhemi dahi affedilemez." buyurdular. Başka bir örnekte, bir gün Mahzunoğulları kabilesinden Fatıma adında asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bu kadının cezalandırılmaması için sahabeden Hazreti Üsame bin Zeyd'i Peygamberimize aracı olarak gönderdiler. Bu duruma çok kızan ve çok üzülen Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Nasıl oluyor da bazı kimseler Allah'ın kanunu karşısında aracı olmaya kalkışıyorlar? Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi içlerinden asil, güçlü bir kimse hırsızlık yapınca onu affeder, fakir, zayıf bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da cezasını verirdim." buyurdu. İşte bu prensip ve bu ruhla koca İslam devleti vücut bulmuş, bu adalet anlayışıyla insanlar akın akın İslam'ı kabul etmişlerdir. Hazreti Peygamber hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinden istifade edecek 7 sınıf insandan bahsederken,
en başta adaletli davranan idarecileri saymış, adil devlet başkanlarından ve yöneticilerinden övgüyle bahsetmiş, ailesine ve emri altındakilere adaletle muamele edenlere de yarın ahirette Allah tarafından büyük mükafatlar verileceğini müjdelemiştir. Bir hadisi şerifte ümmetimden iki sınıf ilmiyle amel ederse bütün insanlık kurtulur. Bunlar alimler ve hakimlerdir. Eğer bu iki sınıf bozulursa bütün halk bozulur ve ortalığı fesat kaplar buyurulmuştur. Adalet deyince akla gelen sahabe Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer'e hak ile batılı birbirinden ayırt edici anlamına gelen El Faruk lakabını bizzat Peygamberimiz vermiştir. Hazreti Ömer halife iken bir gece makamında sahabeden biri ziyaretine gelir. Selam verir, selamı alınmamıştır. Sahabe oturur, Hazreti Ömer işiyle meşgul. Sahabe bekler, Hazreti Ömer çalışır. Selam alınmamış, yüzüne bile bakılmamıştır. İş biter, Hazreti Ömer mumu söndürür, başka bir mumu yakar. Ondan sonra selamını alır ve konuşmaya başlar. Sahabe sorar, ya Ömer, niçin hemen selamımı almadın? Ve niçin bir mumu söndürüp başka bir mumu yaktın ve ondan sonra benimle konuşmaya başladın der. Hazreti Ömer şöyle cevap verir. Evvelki mum devletin hazinesinin mumuydu. Devletin mumu yanarken kendi özel işlerimle meşgul olsaydım Allah indinde mesul olurdum. Seninle devlet meselesi konuşmayacağımızdan dolayı devletin mumunu söndürüp kendi cebimden aldığım mumu yaktım. Ondan sonra seninle ilgilenmeye başladım der. Sahabenin gözleri yaşarır. Ellerini kaldırarak şöyle dua eder. Ya Rabbi, ya Rabbi Hattaboğlu Ömer'i bizim başımızdan eksik etme der. Amin. Evet kıymetli insanlar. Hazreti Ömer'in adaleti böyle bir şey. Devletin işini devletin mumu ile, kendi özel işini kendi özel mumu ile yapabiliyor. Rabbim bizlere de böyle adaletli yöneticiler ikram eylesin inşallah. Amin. İstanbul'un fethinden sonra mahkumları serbest bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna zindandan çıkmak istemeyen iki papaz getirilir. Bunlar Bizans'ın zulmünden ve adaletsizliğinden bıkmış ve hapisten çıkmak istemeyen keşişlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han bu iki papaza şöyle hitap eder. Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketlerimizi geziniz. Müslüman hakimlerin davalarını dinleyiniz. Eğer bizde de sizdeki gibi zulüm ve adaletsizlik görürseniz bana bildiriniz. İşte o zaman evvelki kararınız gereğince dilediğiniz kadar hapiste kalabilirsiniz der. Papazlar padişahtan aldıkları hususi bir tezkere ile gezmeye başlarlar. İlk olarak Bursa'da şöyle bir davaya şahit oldular. Bir Müslüman bir Yahudi'den bir at satın almış. Fakat kusursuz diye satılan at meğer şiddetli hastaymış. Ertesi gün Müslüman sabahtan Bursa kadısına gitmiş. Fakat kadı efendi dairesinde yokmuş. Uzun bir müddet bekleyen Müslüman kadı efendinin geleceğinden ümidini keserek tekrar evine dönmüş. O gece at ahırda ölmüş. Ertesi gün sabahtan bu mesele kadı efendiye iletilince kadı efendi şöyle bir karar vermiş. Eğer siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım atı sahibine geri iade ettirir paranızı geri alırdım. Madem ki atın elinizde ölmesine benim makamımda bulunmayışım sebep oldu, ziyana girmenize ben sebep olduğum için zararınızı ben ödüyorum der. Allah Allah. Papazlar kadı efendinin bu derece adil kararı karşısında birbirlerine hayretle bakarak mahkemeden çıkarlar ve İzni'ye gelirler. Orada da şöyle bir davaya şahit oldular.
Bir Müslüman bir Müslümandan tarla satın almış. Ekin zamanı gelince tarlayı sürmeye başlamış. Toprağı kazınca içinden bir küp altın çıkmış. Bunları alıp doğruca ilk sahibine gitmiş. Kardeşim, ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Toprağı kazınca içinden bu altınlar çıktı. Eğer sen tarlanın içinde bu altınların olduğunu bilseydin, tarlayı bana satmazdın. Al bu altınları, senin hakkındır der. Tarlayı satan ilk Müslüman, hayır kardeşim, ben sana tarlanın altını, üstünü, içini, dışını, hepsini birden sattım. Senin nasibine çıkan bu altınları ben nasıl alırım? Haramdır, alamam der. Mesele böyle uzayınca Kadı Efendi'ye intikal eder. Kadı Efendi, bu iki Müslümandaki birbirlerinin hakkını gözetleyici tavrı görünce onlara evlenecek yaşta çocukları olup olmadığını sormuş. Birinin oğlu, diğerinin de kızı olduğunu öğrenince onları birbirleriyle evlendirmiş ve altınları onlara vermiş. Bütün bunlardan sonra papazlar doğruca Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna gelip bütün gördüklerini anlatarak, bundan sonra Osmanlı adaletinden emin olduk ve hayatımızın bundan sonraki kısmını adaletinize teslim olarak ülkenizde yaşamak, geçirmek istiyoruz derler. Evet kıymetli insanlar, Kur'an var, adalet var. Kur'an yok, adalet yok. Allah adaletle hükmeder ve Allah adil olanları sever. Allah'ın sevdiği adil kullarından olmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.